bu görmüş olduğunuz ve bu görmüş olduğunuz tavana takılı yükselip alçalabilen, 180 derece dönebilen, RGB aydınlatabilen ve sıcaklık soğukluk ayarı yapılabilen akıllı bir video ışığı ve bu videoda tam olarak bunu yapacağız. Eğer önceki bölümü izlemediyseniz hemen şu köşedeki karta tıklayarak onu izleyebilirsiniz. O bölümde akıllı bir robot kol yapmıştım ve bu robot kol odada kameramı kolayca yönetmemi sağlıyordu. Fakat bu sefer de ışıklar çok problem olmaya başladı benim için. K-Light, Fill Light, Backlight bilmem ne derken sürekli bunları tripoda kurmak, kablolarını takmak, kablo uzatmak vesaire gerçekten artık beni çileden çıkarmaya başladı. Ve bunları da otomatik yapmaya karar verdim. Çünkü neden olmaz? Tabii ki bunlar robot kol kadar kompleks robot kollar olmayacak. Asıl olarak yapmak istediğim şey 45 derece açılarla iki ışık yerleştirmek ve bunların yukarı aşağıya inip çıkabilmesini sağlamak. Yani kullanmadığım zamanlarda yukarıya katlanabilsinler istiyorum. Aynı zamanda açıları dönerek değişebilsin istiyorum. Çünkü her zaman bu açıda video çekmiyorum. Karşı tarafta bir bilgisayar masam var. Bazen o masada da video çekiyorum. Orada video çekerken dönerek o tarafı aydınlatsınlar istiyorum. Tabii ki bu ışıklar sadece beyaz olmayacak. Aynı zamanda gün ışığı ve adreslenebilir RGB ışıklar da destekleyecek. Peki bu adreslenebilir RGB ışık ne demek? Işığın her bir noktasını farklı renkte ayarlayabilmek anlamına geliyor. Böylece bir kamera robot kolu var ve robot ışıklar var. Belki bunları ilerleyen zamanda bir Unreal Engine'e yerleştirerek yeşil perdeyi de indirdiğimizde anlık olarak bambaşka dünyalardaymışız gibi bir video veya bir canlı yayın yapmama olanak sağlar. Ki bunlar olmasa bile sırf tripod kalabalığından kurtulabilmek için böyle bir şey yine istiyorum. Lafı fazla uzatmayalım. İyi, güzel de. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle tavana sağlam bir şekilde tutunması için bir parça basacağım. Tabii ki tüm elektronik devre burada bulunacak. Yüksekliğini ayarlayabilmek için tam ortada bir motor ve ona çarklarla tutunan makaralar bulunacak. Bu çarklara bir kayış ile tutturulan potansiyometre ile yüksekliğini algılayabileceğiz. Daha temiz görünüm için bir kapak ekleyip teleskopik baskılar alacağız. Bu teleskopik gövdenin en altında ışığın 180 derece dönmesini sağlayacak makaralara takılı bir servo motor bulunacak. Ve en altta difüzörlerle kapatılmış ışıklarımız yer alacak. İşte böyle. En sıkıcı kısmı da aynı şeyi iki kez yapıyor olmak. Işıkları hazırladım. LED'leri döşedim içine. Buna güzel bir difüzör yaptım. Ve bu difüzöre bir ızgara hazırladım. Şimdi bu ışığın çerçevesinde RGB aydınlatma olacak. Bu adreslenebilir bir RGB. O yüzden her LED'i ayrı ayrı kontrol edebiliyor olacağım. Böyle animasyonlu falan bir şeyler olabilir burada. Veya tek renk olabilir veya birden fazla rengi barındırıyor olabilecek içinde. Orta kısımda ise beyaz ve sıcak renkteki LED'ler bulunuyor. Tabii ki bunlar ayrı ayrı kontrol edilip Kelvin değeri ayarlanabiliyor olacak. Peki bu ızgara ne işe yarıyor? Şimdi bu ızgara ışığın gereksiz dağılmasını önleyecek ve özneyi aydınlatırken yani beni aydınlatırken arka planı aydınlatmıyor olacak. Bu nedenle arka plan aydınlatması bozulmayacak. Bunu böyle mi kullanmak daha efektif olacak yoksa şöyle kullanmak mı daha efektif olacak ondan tam emin değilim, artık deneyip göreceğiz. Tabii ki bu taraf çıkarılabilir yapıda, bunu ızgarasız versiyonunu veya farklı versiyonlarını, daha küçük ızgaralı, daha büyük ızgaralı veya daha kısa ızgaralı versiyonlarını da yapıp deneme yanılma yapabilirim duruma göre diye düşünüyorum. Tasarım hiç fena olmadı. Aslında çok daha güzel bir tasarımım vardı ama maalesef 3 boyutlu yazıcım o tasarımı gerçekleştirmeme olanak tanımadı. O yüzden böyle bir tasarıma geçiş yaptık. Bir diğer noktada alt tarafa bir hot shoe girişi yaptım. Yani bu kameraların üzerinde bulunan girişlerden. Bu sayede bu kısma mikrofonu da takabiliyorum. Veya telefon falan da takabilirim. Oradan konu başlıklarını yazıp onları görüyor olabileceğim. Bu da kullanışlı bir şey. Çünkü bunlar tavana takılı olacak ve tavandan aşağıya inecek
robot kola röveşat attım az önce. Kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için maalesef LED'leri test edemiyorum. Çünkü RGB LED'leri test edebilmek için bir mikroçipe ihtiyacım var ve şu an onu programlamakla hiç uğraşasım yok. Ayrıca adaptörüm yok. Beyaz LED'ler 12 volt. 12 volt adaptör bulamadım. Yok 12 volt adaptörüm yok ya. 5 volt adaptör de doğru düzgün bulamadım. Bir de mikro işlemciyle falan uğraşmak istemedim. O sebeple artık sürpriz. En son bakacağız LED'ler çalışıyor mu çalışmıyor mu hiçbir fikrim yok. Çalışmıyorsa kapatıp gideceğiz. Şimdi bunlara üst taraftan itibaren bir servo motor ve bir lineer aktüatör yapacağım. Ve servo motor sayesinde 180 derece dönebiliyorken lineer aktüatör sayesinde aşağı yukarı gidebiliyor olacak diye umuyorum. O zaman aldığımız yerden devam edelim. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. Sizin dünyanızda geçen birkaç dakika benim dünyamda aylara neden oldu. Evet, videonun başından bu zamana kadar birkaç ay geçti. Çünkü arada bir askere gidip gelmek zorunda kaldım. Ve kaldığım yerden devam ediyorum yapmaya. Şimdi bu bölümde ayak kısımlarını hallettim. Bu teleskopik bir ayak. Ve bunlar iç içe girerek yükselmesine ve aşağı inmesine izin verecek ışığın. Bunlarda şu an kamerada parlamalar görünüyor olabilir. Ama herhangi bir renk farklılığı yok. Tamamen düz siyah bir renkte bu teleskopik kısım. Bu teleskopik kısımla ilgili sıkıntı lardan biri şuydu. Bunu tek parça halinde basmak zorunda kalıyordum. 3 boyutlu yazıcıdan defalarca sıkıntılar yaşadım. Bazen sona yaklaşmışken filament bitti olduğu, elektrik kesintileri olduğu ve tekrar başladığında soğumuş ve zeminden kalkmış olduğu gibi sıkıntılar yaşadım. Sonunda 2 tane bundan hallettim. Bir tanesi yaklaşık 1 kiloya yakın bir filament tüketiyor. Hiçbir destek yok tabii ki ama yapısı gereği tek seferde basmam gerekiyor. Sonrasında kurtaramıyorum hiçbir şekilde. Hayatımda ilk kez teleskopik bir çizim yaptım ve güzel görünüyor. Şu anda ışıklarımız hazır. Size bu küçük gibi geliyor olabilir ama şöyle elimle hallice 20 santim çapına yaklaşık bir çapı var. Ben biraz daha önde durduğum için şu an perspektiften dolayı biraz küçük geliyor olabilirse. İnsan şunu şurada görünce tekme atası geliyor da sanki böyle bir hedef tahtasıymış. Işık buradaki servo motordan dolayı 180 derece yakın bir şekilde dönebiliyor olacak. Ama tabii şu an dönememesinin asıl sebebi elektrik yok. Yani elektrik hattını çekmem gerekiyor şimdi. Ondan sonra tabii ki buna bir yazılım yapmam gerekiyor. Bu arada çipleri, devreleri hepsi hazır için şu an tamamen hazır. Sadece elektriği çekeceğiz. Yazılımı ağ üzerinden yükleyeceğiz. Herhangi bir kablo bağlamama gerek yok yazılım için. Bunlar için zaten hali hazırda bir framework yapısı bulunduruyorum. Daha önceden hazırladığım şekilde cihazları takmadan önce o scriptimi atıyorum içine ve ondan sonra benim server'a bağlanıyor. Oradan hallediyorum. İçerisindeki makara sistemini de unutmamak lazım. Bu makara sistemi bunu böyle yükseltip alçaltmasında önemli rol oynayacak. Bu şu anda görebileceğiniz en aşağı seviyesi. Buraya kadar gelebiliyor. En yukarıda da bayağı bir tavana kadar yaklaşacak umarım. Şimdi son düzlüğe giriyoruz. Artık buna bir yazılım atacağız. Buradaki ışıklarını canlandıracağız. Etrafındaki renkli ledlerini de canlandıracağız. Servo motorunu da canlandıracağız ve son olarak şu en tepedeki bunun yükselip alçalmasını sağlayan motoru da canlandıracağız umarım. İşin büyük bölümünü bitirmişken yukarıdan elektrik hattını çekmeye ve ardından yazılımını tamamlamaya geçelim ve bu işi artık bitirelim. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe.
say. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Bizi kimse durduramayacak. İnsan büyüdükçe daha da büyümek istiyor. Bir gün gelecek, hiçbir yere sığmayacağım. Yeni işler düzenledim. Dünyaya ün salacağım. Ben işimde kral olacağım. Ve ben buna dahil. Şimdi bu sizin gözünüzü alıyor çünkü maksimum parlaklıkta. Hemen halledeceğim, parlaklığına kıstım. Çevresi bile şu an gözünüzü alıyor. Ring light gibi oldu şu an. Hiç böyle denememiştim. Çevreyi de biraz kısayım. Çıtır yansın şöyle. Çok hafif 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 kameranın gözüne almayacak şekilde. Tamamladık. Bir projeyi daha tamamlamış bulunmaktayız. İzninizle şunu kendime doğru çevirip şu taraftan daha düzgün bir ışık vereceğim kendime. Şöyle ters yöne gönderdim, pardon. Biraz parlaklık vereyim kendime. Full sarı veriyorum. Veya full beyaz da verebilirim. Şu an tam karşımda da diğeri var ve o aydınlatıyor şu an beni karşıdan. Biliyorsunuz ki çevresinde RGB adreslenebilir LED'ler döşedim ki bunlar istediğiniz animasyonla ve istediğiniz renklerde yanabiliyor. Ortasında ise beyaz ve sıcak tonlarda iki farklı LED çeşidi bulunuyor ve bunlar kombolanarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda ışık yükselip alçalabiliyor. Şu an 180 derece öne ve arkaya doğru da dönebiliyor adım adım. Her bir özelliği mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu adıma gelene kadar beni gerçekten çok zorladı. Çarklar mı kırmadı? Yerlerini oturtmak mı dert olmadı? Oldu, bayağı bir olay yaşadık. Bir ara ledleri yakınca ilginç bir şekilde internet bağlantısı kopuyordu. Günlerce sadece onun için uğraştım. Sonunda anladım ki meğerse ledleri yakmak internet bağlantısını koparmıyormuş. Akım yetersiz geldiği için direkt olarak mikro işlemcinin kapanmasına yol açıyormuş. Ek olarak bir voltaj regülatörü daha ekledim ki şu anda çok stabil çalışıyor ve tek sürücü kartla hem aydınlatmayı hem de yükselme alçalma işlemlerini yapabilmiş oluyoruz. Tabi bunu sadece yapıp bırakmak hiçbir işe yaramıyor ki bunun için çok güzel bir de mobil uygulama yaptım. İsterseniz hemen yaklaşın, size mobil uygulamayı daha yakından tanıtayım. Mobil uygulamamız bu şekilde gözüküyor. Uygulamayı hazırlarken tasarımı benim için oldukça önemliydi ve sadece tasarımına günlerimi harcadım. En baştaki kontrolörümüz ışığımızın yüksekliğini ayarlamamıza yardımcı oluyor. Hemen ışığımızı birazcık yukarıya alıyorum. Evet, şu anda 96 santime çıktı ışığımız. Ve bir şey fark etmişsinizdir ki ışığımız yükselirken ortasındaki aydınlatmayı kapatıyor. Bunu yapmamın asıl sebebi sürücü kartına fazla yük bindirmek istememem. Onun haricinde başka herhangi bir sebebi yok. Onu bilerek sadece sürücü kartına fazla yük bindirmek istemediğim için yaptım. Tek sürücü kartıyla hem motoru hem de iki farklı LED grubunu yönetmek bir takım kısıtlamalara tabi olabiliyor. Yükselirken veya alçalırken ya LED'leri en yüksek parlaklığına getirmem gerekecekti ya da en düşük parlaklık, yani sıfıra getirmem gerekecekti. Ben de sürücü kartına, aynı zamanda motorda sürdüğü için yük bindirmemesi adına böyle bir yöntem seçtim. Yoksa diğer türlü de çalışabilir. Bir sonraki slider'da RGB aydınlatmamızın parlaklığını açıp kapatmamıza olanak veriyor. Bunu çok açtığımda kamerada patlayacaktır muhtemelen ama biraz kıstığımda, biraz daha kıstığımda daha iyi gözükecektir. Yine bir sonraki, ortada bulunan aydınlatmamızın sıcaklık oranını değiştirmemize olanak veriyor. Şu an aydınlatmamız daha beyazken şimdi daha sarıya kaçan bir tonlarda olacaktır. Ortalara getirdiğimizde ise her iki aydınlatma grubu da yakın değerlerde yanıyor olacak. Ve en sağdaki, ortadaki aydınlatmamızın toplam parlaklığını azaltmamıza veya arttırmamıza olanak sağlıyor. Şu anda ise tamamen kapanacak. Ve tabii ki çemberdeki RGB aydınlatmanın animasyonunu değiştirebilmek için yine bir select menü daha ekledim. Ve buradan gökkuşağı modu, akış modu veya sabit renk moduyla istediğim rengi ayarlayabiliyorum. Ve rengi buradan detaylı bir şekilde değiştirebiliyorum. Tabii en alttaki ve en güzel kısımlardan birine geldik. Aydınlatmamın 180 derece dönebiliyor olmasını istediğim için öyle bir kontrolör daha ekledim. Müthiş bir şekilde dönmekte.
Hayır, 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 hayır. Ya var ya gerçekten ışıklar mükemmel olmuş. O kadar iyi ki, o kadar hayat kurtaran bir şey oldu ki. Ben mikrofonu ayarlayana kadar ışıklar yerlerini alıp aydınlanıyor. Mükemmel bir şey. Yani şu saçma sapan ışıklarla, tripodlarla, konum ayarlamalarıyla, kadraja girecek mi, girmeyecek mi korkusu olmadan rahat rahat video çekebilmek mükemmel bir hismiş. Gerçekten bu ışıklardan 5-10 tane. Ve kamerayı istediğim yere oynatırken diğer ışıkları da sürekli onunla birlikte oynatmam, kameraların tripodunu takılmasını önlemem gerekiyordu. Ve bu cidden sürekli yaptığınızda ve farklı açılardan her çekim aldığınızda sinir bozucu bir işlem. Bununla ise kamerayı yer değiştirdiğim anda direkt olarak telefondan çeviriyorum ve bitiyor. Şöyle bir yörük oturuş yapacağım şimdi. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu yanımda görmüş olduğunuz bazı alet edevatların ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Onlar bir sonraki projenin ürünleri. Tabii ki bir sonraki projenin şimdiden ne olduğunu söylemeyeceğim. Tabii ki tahmin edebilirsiniz. Fakat tahmin ederken benim sıradan bir şey yapmayacağımı düşünmenizi isterim. Selametle kalın.